Eğitim sisteminde bugüne kadar sorunlar çözmek iddiası ile çok sayıda düzenleme yapılmış, ancak yaşanan sorunlar çözülmek bir yana mevcut sorunlara yenileri eklenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar hayata geçirdiği eğitim politikalarındaki başarısızlığını sorgulamak yerine ülkenin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenleri hedef alan adımlar atmayı sürdürmekte, sadece öğretmenlerin değil, bütün eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını zorlaştıran adımlar atmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitime yönelik politika ve uygulamalardaki başarısızlığını sorgulamak yerine, öğretmene rotasyon girişimleri ile bir kez daha öğretmenleri hedef haline getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda şube müdürlüklerinden başlayarak okul müdürleri ve müdür yardımcılarına kadar bütün eğitim yöneticilerine performansa dayalı çalışmaya bağlı olarak rotasyon uygulaması başlatılmıştır. Eğitim yöneticilerinin ardında rotasyon sırasının öğretmenlere geldiği yönündeki tartışmalar birkaç yıldır sürmektedir. Öğretmenler açısından tarihin en büyük sürgünü anlamına gelen ve on binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren öğretmenlere rotasyon uygulaması için ilk adım atılmış, okullarda yeni ve kitlesel bir tasfiye için düğmeye basılmıştır. Torba yasada yapılan değişikliğin ardında yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik taslağının öğretmene rotasyonun nasıl hayata geçirmek istendiğine dair ilk işaretleri verilmiştir. Taslağın 35. maddesine göre aynı iş yerinde 8 yıl görev yapan öğretmenlerin isteğe bağlı ya da istekleri dışında il içinde başka okullara görevlendirilmesi planlanmaktadır. Taslağın 42. maddesinde ise il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları bulundukları ilde çalışması gereken süre şartı aranmaksızın tercihlerinin doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir denilmektedir. Böylece il dışı zorunlu rotasyonun önü de açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene rotasyon uygulamasını hayata geçirmeden önce şu sorularımıza yanıt vermelidir. Rotasyon uygulaması kapsamında kaç eğitim emekçisi yer değiştirecektir? Yer değiştirmelerde öğretmenlerin aile ve yerleşim koşullarının dikkate alınacak mıdır? Milli Eğitim Bakanlığı rotasyon uygulamasının ekonomik, sosyal, psikolojik, insani boyutlarını hesap etmiş midir? Rotasyon uygulamasının benzeri gelişmiş ya da gelişmekte olan herhangi bir ülkede nasıl uygulanmaktadır? Bakanlık bu konuda nasıl bir hazırlık yaptığını açıklamalıdır. Rotasyon uygulamasının öğretmenlere ve ülke ekonomisine ne kadar yük getireceğini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hesap edilmiş midir? Ailelerin, eğitim gören çocukların ve başka alanlarda özel sektörde çalışanların eşlerinin durumu ve yaşayacakları mağduriyetler hesaba katılmış mıdır? Eşlerden biri öğretmen, diğeri hemşire, öğretmen, doktor, hakim, asker olanların tamamının tayinleri adil bir şekilde eşlerinin yanına yapılabilecek midir? Uygulama gerçekleştirildikten sonra yer değiştiren öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı değiştiğinde yeni bakanın farklı bir uygulaması sonucunda tekrar mağdur edilmeyeceğinin garantisi var mıdır? Eğitimde hiçbir gerekçe eğitim emekçilerinin okuttuğu öğrencisinden, oturduğu mahallesinden koparak zorla başka bir iş yerine göndermesini haklı çıkaramaz. Böylesi bir uygulama özellikle büyük şehrin sınırlarının son derece genişlediği bir dönemde açıkça il içi sürgün anlamına gelecek. Öğretmenlerin il dışına zorla gönderilmesi durumunda ise daha büyük mağduriyetler yaşanacaktır. Böylesi bir dayatmanın adı dünyanın her yerinde sürgündür ve kabul edilmesi de mümkün değildir. Eğitim sen olarak eğitimin bütün sorunlarında olduğu gibi eğitim emekçilerine yönelik rotasyon dayatması konusunda da eğitim emekçilerinin hak ve çıkarları doğrultusunda taraf olduğumuzun ve bu işin peşini bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bakanlığa önerimiz öğretmenlerin istekleri dışında il içi ya da il dışı rotasyona tabi tutmak yerine gönüllülük ve teşvik esasına dayalı çözümler geliştirmesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.